Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Var mısınız birlikte 15. yüzyıla gidelim ve Magellan'la birlikte bir dünya turuna katılalım? Hazırsanız başlayalım. ...1480 yılında Portekiz'de doğan Ferdinand Magellan, 10 yaşındayken anne ve babasını kaybetti. Kimsesiz kaldığı için devlet tarafından sahiplenilen Magellan, yetiştirilmek üzere donanmaya alındı. İlk seferine 25 yaşında çıkan Magellan, Hindistan'a birçok sefer düzenledi. Bu seferlerin birisi sırasında aldığı yara sonucu topal kalan Magellan, 10 yıl kadar Portekiz adına çalıştı. Ancak daha sonra zengin Hintli tüccarlarla girdiği ticari ilişkiler Portekiz kralını rahatsız ettiği için azledildi. Bunun üzerine Portekiz'in düşmanı olan İspanya'ya giderek Kral Carlos'la görüştü ve İspanya'ya çok önemli bir teklifte bulundu. Söylediği şey Kral Carlos için son derece heyecanlı ve büyük bir nimetti. Hindistan'a ulaşan Portekizlilerin yolunun aksine çok daha güvenli ve çok daha kısa bir yol bulabileceğini önerdi. O dönemde yaşanan coğrafi keşiflerle İspanyollarla Portekizliler son derece büyük birer rakip haline gelmişlerdi. Herkes Osmanlı'nın elindeki ipek ve baharat yollarına alternatif Hindistan'a ulaşabilecekleri yollar ararken aslında ilk roundu Portekiz Ümitburnu yolunu bularak kazanmıştı. İspanya farklı bir yolla Hindistan'ın doğu limanlarına ulaşmayı planlıyordu. Magellan'ın bu teklifi Kral Carlos'u heyecanlandırdı. 10 Ağustos 1519'da Magellan Sevilla'dan kendisine verilen 5 gemi ve mürettebatla ilerlemeye başladı. Önce Afrika kıyılarına indi, daha sonra okyanusu açılarak güneye doğru yol aldı. 5 gemi ekvatorun oldukça aşağısına inerek bugünkü Arjantin kıyılarında dolandıklarında yanlış yolda olduklarını fark ettiler. Ancak yılmadılar. Mart ayının sonlarında bir kıyıya ulaştılar. Ancak çok da tanımadıkları bir yerli kabilelerle karşılaştılar. Kocaman iri iri insanlardı bunlar, çıplak ayaklı geziyorlardı ve ayaklarının büyüklüğü çok dikkat çekiciydi. Bu yüzden onlara büyük ayaklılar anlamına gelen Patagoa kelimesinden türetilmiş Patagonya ülkesi dediler. Kışı burada geçirmeye karar verdiler ancak yiyecekleri çok azdı. Tabii homurdanmalar da başlamıştı. Özellikle İspanyol gemiciler Portekiz kaptanlarına karşı baş kaldırdılar. Gafil avlanmasına rağmen Magellan çabuk toparlandı ve denetimi ele geçirdi. Ancak bu kargaşa sırasında gemilerden bir tanesi mercan kayalıklarına çarparak batmıştı. Geride kalan 4 gemiyle yola koyuldular. Bir su yoluna ulaştılar. Oldukça ciddi sislerin olduğu bir su yoluydu burası. Korkmakla beraber Magellan burayı araştırmaya karar verdi. Bu su yolunda önlerini çok az göre göre ilerlediler. Yine homurdanmalar devam etti. Hatta bir gemi gerisin geriye dönerek İspanya'ya gitti. Elde kaldı 3 gemi. Magellan bu 3 gemiyle birlikte bu sisli boğazı yavaş yavaş geçti. Tam 40 gün bunun için uğraştı. Bilindiği üzere daha sonra bu boğaza Magellan'ın adı verilecektir. Magellan bu su yolunun batı kıyısına ulaştığında çok güçlü bir karakter olmasına rağmen kaynaklar ağladığını söyler. Bakın hedefe ulaşmak ne kadar güçlü olursanız olsun sizi yoğun bir duyguya boğabiliyor. Artık Hindistan'ın baharat adalarına çok az bir yolunun kaldığını düşünen Magellan aslında önünde dünyanın üçte birini kaplayan büyük bir okyanusun olduğunun farkında değildi. Yolculuk tam 99 gün sürdü. Yiyecek hiçbir şeyleri kalmadığı gibi içecek suları da yoktu. Yedikleri tek şey fare pislikleriyle dolu peksimetler ve hatta peksimetlerin içindeki kurtçuklardı. Sefere katılan Vakanüvis'in aktarmalarına göre daha sonra bu fareleri de yemek zorunda kalmışlar. Ve hatta en sonunda gemi direğine göz dikmişler. Gemi direğinin etrafı sığır derisinden yapılmaymış. Bu sebeple o sığır derisini sökmüşler. Tabii çok sert bir yapı. 3-4 gün denizde suya sallandırmışlar. Biraz yumuşadıktan sonra onu dahi yemişler. Talaş kemirmişler. İnanılmaz zor bir 99 gün geçirmişler. Ardından Filipinlere ulaştıklarında köylülerden birçok meyve sebze alarak biraz olsun rahatlamışlar.
Güneydoğu Asya kıyılarına çok az kaldığını düşünen Magellan iyice umutlanmaya başlamıştı hedefine varacağı konusunda. Ancak burada da ölümcül bir hata yaptı. Filipinler'de düşman iki kabile arasından bir tanesinin tarafı oldu. Aralarında çıkan savaşta kendi Avrupalı askeri tekniğine güveniyordu. Ancak hesap etmediği zehirli bir ok sonucunda hayata gözlerini yumdu. Sadece zehirli bir ok değil, üzerine çullandılar ve tanınmaz hale getirdiler. Bunu gören diğerleri hemen demir alıp kaçmaya başladılar. Gemilerin yönetimini ele geçiren Delcano yolculuğa devam etti. Ancak aynı yoldan geri dönmek oldukça tehlikeliydi. Bu yüzden de daha az tehlikeli gördüğü Portekiz'in elindeki Afrika kıyılarına yöneldi. Yolculuk sırasında yaşadıkları büyük bir fırtına bir gemiyi daha onlardan kopardı. Ellerinde tek bir gemi kalmıştı, o da ana gemi olan Victoria. Portekizlilerden kaça kaça, saklana saklana 1522 yılının Eylül ayında nihayet İspanya'ya vardılar. Magellan'ın hayalini kurduğu bu büyük başarıyı Delcano tamamlamıştı. Böylece aslında Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu da ispatlayan ilk kişi oldu. Delcano ise dünyanın çevresini dolanan ilk kişi olmak unvanını kazandı. Peki dünyanın etrafını dolaşan ilk gemi olan Victoria'ya ne oldu dersiniz? İspanyollar Amerika kıtasının bulunduğunu haber alır almaz Victoria'yı oraya gönderdiler. İkinci seferin dönüş yolunda Victoria tüm mürettebatıyla birlikte sulara gömüldü. Magellan'dan sonra buna benzer bir hareketi İngilizler tam 58 yıl sonra yaptılar. O da yine 3 yıl kadar sürdü. Ancak bu kadar zorlu bir mücadele değildi. Magellan'ın dünya turundan anladığımız en önemli şey, hedeflerimiz ne kadar zor olursa olsun onların peşinden koşmak ve zaferin o müthiş duygusunu tatmak. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.